Herkese merhaba Mediamarkt izleyenleri, bu videomuzda sizlerle beraber Huawei Pace Smart Pro'nun özelliklerine yakından bakacağız. Özellikle telefonunda tasarım önemli diyenler için farklı özelliklerle karşımıza çıkan telefonu ben beğendim. Bugün sizlere özelliklerini anlatacağım ve nasıl fotoğraf çekiyor, nasıl video çekiyor, oyun deneyimi nasıl yakından bakacağız. <laughs> telefonu elinize aldığınız zaman gayet şık bir telefonla karşılaşıyorsunuz ve bu telefonun en büyük özelliği tam bir ekranla karşılaşıyoruz. Yani baktığınız zaman diğer modeller gibi çentikle veya ekranın ortasında herhangi bir kamerayla karşılaşmıyorsunuz. Arka tarafa baktığınız zaman hem üçlü kamera dizilimini görüyorsunuz hem de arka tasarımın gayet hoş bir şekilde karşımıza çıktığını görebiliyorsunuz. Telefonun ekranına baktığımız zaman telefon karşımıza 6.6 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekranla çıkıyor ve bu IPS LCD ekran 1080'e 2340 çözünürlüğe sahip. Yani ekranımız Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Ayrıca ekranda biraz önce de bahsettiğim gibi herhangi bir çentik bulunmuyor. Çünkü ön kamera pop-up şeklinde şu anda da gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor. Peki kamera tarafında telefon özellikleri neler? Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerinde bir ana kamera görüyoruz. 48 megapiksel çözünürlük bizim için oldukça önemli. Çünkü bu kamerayla çektiğiniz fotoğraflarda daha fazla detayla karşılaşıyorsunuz. Örneğin uzak bir manzarayı çektiğiniz zaman karşıdaki eve ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın netlik kamera yüksek çözünürlüğü sayesinde daha az bozuluyor. Telefonda iki tane farklı daha kamera var. Kameralardan bir tanesi geniş açılı kameramız, diğeri de derinlik algılayıcı kameramız. Geniş açılı kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde ve siz bir manzarayı çekerken, dar bir alanda fotoğraf çekerken fotoğrafları genişleterek daha fazla alanı ölümsüzleştirmenizi sağlıyor. Son kameramız derinlik kamerası demiştim. Bu kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde ve portre çekmeyi sevenler için güzel haber. Çünkü sizin ve arkanızdaki farkı ayırarak daha başarılı portreler çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda zamanda full HD videolar çekebiliyor. Peki biraz önce bahsettiğim pop-up kamera nasıl fotoğraf çekiyor? Şu anda onu da görüyorsunuz. 16 megapiksel çözünürlüğündeki bu kameradan da ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Telefonun işlemci tarafına bakalım. Oyun oynayacaklar vardır, performans isteyenler vardır. Şu anda da gördüğünüz gibi PUBG deneyimi bu şekilde. Telefonun içerisinde High Silicon Kirin 710F işlemcisi var ve bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. Bu işlemci ile beraber telefonu rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Telefon Android 9 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor yani herhangi bir Android 9 güncellemesi beklemenize gerek kalmıyor. Bu işletim sistemi de aslında Android'in en iyi işletim sistemlerinden. Birisi bu yüzden de farklı özelliklere kavuşabiliyorsunuz. Bir de batarya tarafına bakmak istiyorum. Batarya tarafında önem verenler olabilir. Telefonun içerisinde 4000 mAh gibi bir batarya var ve 10 w gücünde hızlı şarjla telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bu da tüm güne yakın bir şarj ömrü demek. Bu telefonu satın aldığınız zaman ekran deneyimi harika olacak. Çünkü herhangi bir çentikle karşılaşmayacaksınız. Film izlerken oyun oynarken tam ekranın keyfini çıkaracaksınız. Bataryanın da sizi mutlu edeceğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben Furkan Karaca. Bugün sizlerle beraber Huawei P Smart Pro'nun özelliklerine bakmış olduk. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.